devleti Türkiye'deki demokrasiyi ve özgürlüğü fazla bulmaktadır ve Türkiye'nin orta doğu ülkesi olmasını istemektedirler geçmişte Suriye nasılsa, Irak nasılsa, Ürdün nasılsa, Mısır nasılsa Türkiye'yi de o hale getirmeyi düşünenler var ve bunlar paralel 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 deyip onu o bahaneyle PKK 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 deyip terör 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 deyip bu bahanelerle aslında daha diktatör bir sistemi kurma gayreti içerisindedirler. Çünkü artık başka bir çare görmemektedirler ve her şeyin kendi kontrollerinden çıkabileceğinden şüphe etmektedirler daha diktatörleşmek gerektiğine karar vermişlerdir. Terör bahanesiyle, yok paralel bahanesiyle, bir takım bahanelerle gitgide daha sert kanunların çıktığı bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Dünyanın birçok ül ülkesinde terör var. Makul şüphe diye bir kavram nerede var? Mesela e akademisyenler bir kalem bir, bir yazı kaleme aldılar bir şeyler yazdılar katılmayabiliriz. Fakat görüşünü söyledi bu adamlar terörist değil bunlar bilim adamı. Sonuçta bu adamlar diyor ki sizin bu yaptığınız doğru değil Güneydoğu'da başlattığınız bu savaş bir sürü sivil insanı öldürüyorsunuz tanklarla şehirlere giriyorsunuz Bun böyle bir mücadele olmaz tanklarla terörle mücadele edilemez. Terörle mücadelenin mantığına terstir. Tanklar savaşta kullanılır. diyorlar veya ve bundan dolayı da bir sürü insan masum insan ölmektedir. Buna hakkınız yoktur. Sizin suçunuza ortak olmayacağız. diyorlar. Bu görüşe katılırsın, katılmazsın. Sonuçta bu adam e, tek taraflı yazmış da olabilir. Diğer tarafın yanlışlarını, zulümlerini söylememiş de olabilir siz buna bile tahammül gösteremeyecekseniz o zaman fikir özgürlüğü dediğiniz nedir söyler misiniz suçumuza ortak olmayacağız bile diyemeyeceklerse insanlar yaptığınızı tasvip etmiyoruz bile diyemeyeceklerse o zaman fikir özgürlüğü denilen şey nedir